dün akşam saatleri itibariyle ve bugüne kadar, yani şu saate kadar da devam eden, İran'da yaşanan ve tüm dünyanın gözü önünde Kürt kadının ortaya koymuş olduğu insani hakları savunma temelinde, insan olma mücadelesini sürdürme temelinde ortaya koymuş olduğu mücadeleye İran istihbaratının müdahalesi ve arkasından Ferinaz Hoşrevani'nin tecavüze ve beraberinde yaşanan zulme, kendi yaşamına son vererek ortaya koymuş olduğu itiraz, ortaya koymuş olduğu tepki, bütün İran coğrafyasında Kürtlerin yaşamış olduğu tüm illerde büyük bir seferberlikle karşılık bulmuş, halkımızın itirazını, halkımızın tepkisini, halkımızın direnişini beraberinde getirmiştir. Bugün Rojava'da yaşanan devrimi bir kadın devrimi olarak niteleyen, özellikle Kobani'de yaşanan direnişi bütün insanlık değerlerinin savunusu olarak tanımlayan dünya coğrafyasını, dünya kadın hareketi, biliyoruz ki İran'da yaşanan bu katliamada dur diyecektir, tepkisini ortaya koyacaktır. Ama biz buradan, Batman'dan, tüm Kürdistan coğrafyasına bir kez daha sesleniyoruz. İran'da, Mabat'ta yaşanan bu zulüm, ortaya koyan bu teslim alma zihniyeti tabii ki Batman'da da karşılığını bulacaktır. Tabii ki Hewler'de de karşılığını bulacaktır. Tabii ki Afrin, Kobani ve Cizir kantonunda karşılığını bulacaktır. Kürt kadını şahsında düşürülmeye çalışılan, Kürt kadını şahsında yok edilme bütün insani değerlerdir. Direnen kadın gerçeğidir. Mücadele eden kadın gerçeğidir. İşte bugün bu çığlık, bu ses, bu direniş İran'da boğulmaya çalışılmaktadır. Ama teslim alamamışlardır. Ama düşürememişlerdir. Tecavüz kültürüyle boğamamışlardır Ferinaz yoldaşımızı. Onun ortaya koymuş olduğu bu direniş, ortaya koymuş olduğu bu pratik bütün Kürdistan coğrafyasında Kürt kadınları tarafından tabii ki sahiplenilecektir. Dünya kadın hareketleri biliyor ve inanıyoruz ki bu devrimci tutumu sahiplenecektir. Biz de Mabat'tan başlayarak bütün Rojhilat coğrafyasına yayılan bu tepkiyi, bu protestoyu Batman'dan selamlıyoruz. Sokağa çıkan Rojhilat halkımızı Batman'dan selamlıyoruz. Direnişlerini selamlıyoruz. Yarattığı değerleri sahiplenen tutumunu ve yine var olan direniş kültürünü kendi kültürü saydığı gerçeğiyle bir ileri noktaya taşıma direnişini tabii ki bizler de buradan selamlıyoruz. IŞİD'in Kobani'de, IŞİD'in Rojava coğrafyasında, Başur coğrafyasında ortaya koyduğu zulme, bütün dünyanın gözü önünde büyük bir devrimci tutumla karşılık veren Kürt kadınına İran'dan verilen cevap tecavüzdür. İran'dan verilen cevap şiddettir, zulümdür. Bunun karşısında Kürt kadını devrimci tutumunu ortaya koymuştur. Bu tutum bütün Kürdistan coğrafyasında Kürt kadınının tutumu olacaktır. Tecavüz kültüründen beslenenler Kürt halkının direnişini yok sayanlar, Kürt kadınının özgürlük mücadelesini boğmak isteyenler bu pratikleriyle tarihin çöp sepetine atılacaklardır. Bunu bütün Kürt kadınları bugüne kadar ortaya koydukları direnişle bir kez daha direnişi sahiplenerek bir kez daha dünya kadınına insanlık değerlerini savunan en örgütlü güç olduklarını ortaya koyacaklardır. Biz yaşanan zulmü protesto ediyor. Ferinaz arkadaşımız şahsında Kürt kadınına bugüne kadar var olan zulmü bundan sonra yaşanmaması için daha örgütlü olacağımızı,
direniş içerisinde olacağımızın sözünü veriyoruz. Ve tabii ki sokağa çıkan halkımızı selamlıyoruz. İran'ı da var olan idam kültüründen beslenen, yok sayma kültüründen beslenen, kendi geçmişine sırtını dönerek milliyetçi duygularla ulus devlet yaratma iddiasında olan İran'a bu politikasından vazgeçmeye çağırıyoruz. Bu direniş bizim direnişimizdir. Bugün 9 Mayıs, 8 Mayıs günü 9 Mayıs'ın arifesindeyiz. Şirin Elam Huli şahsında, idam sehpasında Kürt halkının özgürlüğü için idamı yağlı urganı büyük bir onurla karşılayan Şirin Elam Huli şahsında, bizler Ferinaz yoldaşımız şahsında direnen ve yok sayılamayacak Kürt kadınının sahip takipçisi olacağımızı, direnişlerinizi sahiplendiğimizi bir kez daha buradan halkımızla paylaşıyoruz. Ve tabii ki bundan sonraki mücadelenin bir parçası olacağımızın sözünü veriyoruz. Teşekkür